Geç, 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 geç. Evet, seni sonunda ne ektim? Ne o yüzünü büzüştürdün buruş? Pes yani Kadir, yine getirdin şu süpürgeyi. Ya çok seviyorum ben bunu. Bu ben bundan emekli olacağım. Evet. Bir şey diyeceğim, bundan emekli olacağım, bunu da açık artırmayla satacağım. Simgeniz haline geldi zaten aynen, Kadir bu Bey benim yani. Ayrılma. Bunu aynen değiştirirseniz öyle. Bunu atmayın, ben alayım bunu. Tamam. Bunu atmayın bak sakın, geri de vermeyin, bunu ben götüreyim. Siz yenisini alacaksınız bu girişte galiba. Evet, alacağız. Tepsi al, gel hemen fincanları toplayalım. Hemen hemen hemen. Kaldıralım. Şimdi ev çok geniş. Yani bu evin orasını silsen buraya gelene kadar orası tozlanır. Sıkıntı yok Kadir Bey. Şimdi çabuk 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 her tarafı. Merdiven alıp geliyorum, bekleyin. Bir de beni düşünün Kadir Bey, 3 tane çocuk var bu evde yani. Çok temizimdir, 3 tane çocuğum olmasına rağmen kesinlikle dağınıklığa gelemem. Evim her zaman derli, toplu, düzenlidir, hijyeniyimdir, temizimdir. Ev konusunda da çok hamaratımdır. Yani 3 tane çocuk bakıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ta nerelere bakıyor. Baksın, hiç sıkıntı yok, baksın. Hiç sıkıntı yok. Al çıpan. Elem terefişken gözlere şiş. Hanımefendinin eşi yapmış burayı. Evet, eşim yaptı. Kız eşin işçi mi? Eşim elektrikçi ama elinden çok şükür her iş gelir maşallah diyelim lütfen Kadir Bey. Elektrikçi olduğunu anladım. Evin her metrekaresinde millet var evet, zaten. Evet, her balkonlarda bile var. Ama kuyumcu vitrini gibi çok parlıyor. O yüzden açtırmıyor. Ben akşam açıyorum, seviyorum. Geliyor, kapatıyor. Tak 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 hepsini kapatıyor. Bir de ben şunu çok merak ettim. Bu niye bizim İstanbul'da yok, sizde var? Ha, onu bilmiyorum Kadir Baksana. Bey. Petek üreticilerine sesleniyorum. Niye bunu bize yapmıyorsunuz? Kadir, oraya su koyuyorsun, oluşan buharla o da nemleniyor. Peki bu delik bizde yok ama. Havayı kurutmuyor. Şöyle şunları şuraya. Evet, şimdi petekleri açmışken üstüne güzelce bakalım. Yalnız terliklerimi çıkartacağım çünkü bunları yeni aldırdım. Sezonda bir terlik hakkım var, o yüzden eğilip bükülmesini istemiyorum terliklerimi. Peteklerin altı tertemiz. Evet. Tek bir tane toz yok. Tebrik ediyorum hanımefendiciğim. Elimde hep bezle gezerim. Dediğim gibi dağınıklığa hiç gelemem. Yastıklarım, halım, perdelerim her zaman temiz olmalı. Musluklarım da, dolaplarda el izinden nefret ederim. Sefaların üstünde tozdan nefret ederim. Her zaman elimde toz beziyle gezerim. Şu halıyı kaldıralım, kaldıralım şimdi. Kaldıralım. Bunu zaten şimdi bunu terastan aşağı evet, aç. Adam mendil gibi. Evet, bu çok şey ya, ince bir halı. Ben şunu balkona götüreyim. Siz gelin mi balkonda? Terasa. Kadir, teras nasıl ama teras? Siz terası gördünüz mü? Milletin yüreğini oynatacaksın. İstanbullular, lütfen hasetlenmeyin. İstanbul'da mecburuz küçük evlerde oturmaya çünkü çok kalabalığız. Kadının bir terası var. Müjgan yengemin salonu bile buradan küçük. Gel. Sen git, ben peşinden geliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yeşillikler içinde gerçekten cennet. Cendekka'da salon. Evet. Aman şey, balkon. Gelin şu salıncağın da tadını çıkarın. Burada çayımı alıyorum. İşlerimi bitiriyorum Kadir Bey. Çayımı alıyorum. Ha, o işler bitiyor yani. İşler çay, bahçe. Şöyle bitiyor yani. İşte mecbur bırakıyorum. Bir dinlenmem lazım. Sabaha bir enerjik uyanmam için. Bir mola sana veriyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bak çoğu kadın, hatta çoğu insan şöyle balkon, böyle salıncağı olsun, kalkıp akşam yemeğin. Yok, hiç kalkıp yok. Yemek yapasım yok. Şimdi şöyle olsun. Bir şey söyleyeyim size Kadir Bey. Şimdi buralar pis olduktan sonra burası salanmanın ne zevki olur ki? Alıyorlar. Vallahi alıyor. Bak bir o seninle benim manyaklığım. Alamam. Normal insanlar alamam. Çok rahat buranın sefasını sürebiliyorlar. Şöyle bile yapayım. Mesela kahvaltı yapıyorum masada. Mesela bazısı o masa öyle bırakır. Çayını alır. Burada saatlerce çay içir. Ya elimde olan bir şey değil. Oraları silmem, süpürmem lazım. Aa bak. Yani elimde olan bir şey değil. O sofra orada bak. Ekmeğini az açık kurudu. Peynire sinek kesinlikle konuyor. Ayaklarını uzattı. Kesinlikle. Telefonum kesinlikle. Alo. Aysel abla ne yapıyorsunuz? Ha, evet. Daha Aysel'den girdiğim müjgandan çıktı akşama kadar. Kesinlikle. Ondan sonra saat 2 oldu. Sofra topla. Yok. Yemek yap. Peki buyurun kesinlikle Serap Hanım, buyurun. Geçeyim. 11 yılda imal edilmiş kız maşallah. Oy, evet, ben hemen su getireyim Serap. Sen süpürmeye başla, yerleri tamam, silelim. Tamam, tamam. Yerleri mi sileceğiz? He. Niye? Bir yere silmeyelim mi bir yer? Koskoca Rize'ye gelmişiz, yer silmeden mi gidelim? Kirli mi ki siliyoruz? Yani temiz aslında ama Kadir Bey gönlünüz olsun diye takıyorum. Şöyle fişi çekilirseniz bak, şöyle. Bak yüzünü dök. Şöyle yapıyorsun ya, iştahım kaçıyor benim. İyi de Kadir, yerler temiz, yatsan yatılır yani. Teşekkür ediyorum düzsüz. Harikasın. Bak bak, bir tane toz varmış. Bir bakar mısınız lütfen? Arkasını bir tertemiz. Gel Kadir, seninle bir test yapalım. Şu televizyona doğru git. Gittim. Arkada bir dön bakalım temiz mi? Temiz. Dön şimdi. Yat yere. Hayır. Yat yere, ayaklarını bana doğru uzat. He? Yat yere, ayaklarını bana doğru uzat. He, ne bu şimdi? Dur şimdi, çekiyorum seni. Sen beni çekpas mı zannettin? Sanki şanslı süpürge sürüyor herif yerde. Dur bir dakika. Evet. Evet, koskoca Kadir ezildi, ne evet hallere geldi yemin ediyorum. He he, halı gırgır.
Allah evinize gır gır kalmasın dırdır. Görüyorsun değil mi? Senin evet, için sırtımı süpürge. Teşekkür aa, ediyorum lafı Kadıcığım. Kes. Senin için sırtımı süpürge teşekkür ettim. Ediyorum. Çok sağ olun. Bakıyoruz hemen. Bakayım. Bak. Var mı burada bir şey? Yok canım. Çünkü benim ay, toz torbam burada. Görüyorsunuz buradan boşaltıyorum. Evet, arkadan süpürüp önden. İlk defa birini kendi sırtımla süpürdüm. Teşekkür evine, ediyorum. Bak. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ve tescillendi Serap Hanım değil mi? Gayet güzel ve evet, temiz. Evet. Hadi o zaman mutfağa geçelim. Şimdi bu bulaşık makinesi çıkmıyor. Ankastre. Çıkmıyor. İçindeki filtresi temizdi. Evet. Kayınvalide arası da yok bunun. Bunun yok Kadir Bey. Oo, bak en sevdiğim duvara sıfır yapmış mutfak evet, dolaplarını. Aynen öyle. Tamam biraz alçak olduğu için mecbur öyle oldu. Karton bir yere sıfır evet, geçirmiş oldu. Mecbur öyle yok, oldu. Gayet iyi. Buzdolabını çekebilir miyim? Tabii ki. Bu senin gelinlik buzdolabın mı? Bu benim evet 10 senelik buzdolabım. O yüzden biraz eski. Tamam dur. Şu bakayım, altı tekerden kalan herhalde itince. Aynen olabilir. Yani tekerin şeyi. Dolaba bakıyorum. Yok gayet iyi. Evet buzdolabımızın üstüne bakayım. Bakın Kadir Bey. Az önce ne demişti o? Ne demiştim? Buzdolapların üstündeydi tozlu bırakıyorlar dedi. Hayır kabul etmiyorum Kadir Bey. Görmek istiyorum o tozu. Bu boya mı? O tozu görmek istiyorum. Toz değil sanki ha? O sizin elinizde. Benim ten rengim. Hayır, sanki sandalye gibi bir şey değil mi? Hayır. Bu bence boya geliyor kız. Boya ama şu sandalyeye çıkıp bakabilirsiniz. Değişik bir şey bu. Bu toz da değil. Toz değil bak, ya. Bak ısırıyorum gitmiyor. Serap Hanım bakın bu olmadı hayır, işte. Hayır, hayır kabul etmiyorum kesinlikle. Ya bunun ne olduğunu anlam veremedim hayır, ben. Hayır o toz diyor. Komutanla gar bir cisim yaklaşıyor. Hayır. Bu ne? Benle alakası yok o Kadir Bey. Kimden var? Ardeşe belediye başkanıyla mı? Hayır, hayır kesinlikle. Bu ne kız? Onu ben de anlamadım şu an gerçekten Kadir Bey. Ya bak toz o, toz evet, değil toz çünkü değil bu arkadaşlar. Toz olsa gider. Şu hani kurşun kalemi boya, defteri çizerdik şu anda parmağımızı boyardık evet, öyle bir şey ama bu. Ama orayı kim çizecek kurşun kalemle? Ne boyası olduğunu anlamadım. Fosforlu bez zaten. Ben bunu toz olarak kabul etmiyorum. Hayır bence bir bu toz şey değil. Evet boya ama anlamadım ben de. Bunun adını koyalım Kadir. Hayır. Bu işin bir adını koyalım bence de. O bence dolabın kendi boyası mı çıktı acaba? Bu dolapta ben çok kişi de gördüm de böyle boya veren ilk defa gördüm. Evet benimki boya veren cinsten herhalde. Ya bence toz değil. Evet. Toz ben bu zamana kadar tozun, evet, tozun toz olduğunu anlarım bu toz değil. O zaman niye dolabın arkasında fısır fısır konuştun bize? Dedikodu işin tadı orada çıkıyor. Hayır ben onu ben sildim. Ben de bir acaba mı dedim engin bilgilerine dayanıp bilgi babaya sorayım dedim. Kesinlikle kabul etmiyorum Kadir Bey üzgünüm. Bence ben de o kadar iddialı konuşmanın ha, ardından dedim ki iyi bir toz hayır, bulduk. Değişik enteresan, bir cisim. Enteresan. Anlayamadığımız. Evet, masanın bir ortası açılıyor mu? Evet açalım. Bakalım çocuklardan ekmek kırıntısı var mı? Dur. Yavaş yavaş Kadir Bey kırmayalım. Aman aman aman. Ben pek kullanmam zaten böyle bunu. Yok. Aa Serap Hanım şuradaki noktalar ne Allah aşkına? O kadar olur ya lütfen. Yani değil mi Kadir Bey? Bir şeyler yapalım yani. İki yapalım tane nokta yani, kadın, üç çocuklu, bağ bahçe, yani, her şey yetişiyor. Yapalım. Yani bir şeyler yapalım, boş geçmeyin. Ben geçenlerde bir yarışmacının böyle masasının arasını açtım. Yemin ediyorum 96'daki kahvaltı böylece duruyordu. İşte söyle bak. Böylece, böylece duruyor içinde. Bakayım yok. Gayet güzel. Kapat kapat. Hiç kusur aramayın kızlar. Hiç kusur ama şimdi o nokta yani kadı kızında da olur diyorum. Sen kaç yaşında evlendin Serap? Ben 20 yaşında evlendim. 20, evet. Tam yaşında evet, evlendim. Ne çok küçük ne evet, de çok yani büyük. 20 yaşında peki evlendim. Geldiğinde ev işi biliyor muydun? Ya aslında biliyordum derken yani çok bilmiyordum yani. Yani böyle okuyordum bir evi çekip zaten, çekip. Ha, okuyordum. Lise, ne okuyordun az oturup? Lise, lise okuyordum. Düz lise. Kız 20 yaşında lise oluyor mu? Yani hemen şöyle diyeyim yani hemen lise bitti evlenmedim zaten. Lise okul okuyordum, okula gidiyordum. Annem genelde, biz dört kız kardeşiz. Bir tane de erkek kardeşimiz var. Beş kardeşiz toplam. Küçüktük, o kadar yapmıyorduk. Orada da ben çaylığında bizim çayımız var, bağımız var, bahçemiz var. Yine orada çay da topluyorduk, yapıyorduk. Yani gidiyorduk, işçi gibi dışarıda çalışıyordu ama evde öyle hani bir temizlik yapayım, ya, çamaşır annem yapayım. Annem yapıyordu açıkçası. Annem çok yapardı. Serap Hanım, biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Menüyü saymayı unuttuk, onu diyorsanız. Yani, menüyü saymayı unuttuk. Yarışmacılarımız da hatırlatmadılar. Evet, ben aynen onlara öyle, bir gazı verdim. Hamarasınız, Karadeniz evet, şöyle, Karadeniz böyle onlar şoşalandı gittiler. Öyle. Ne pişirici ne lanlar. Ana gördün evet, yemek programında menüyü unut. Neyse artık çok geç olmadan Serap Hanım'dan menüsünü duyalım. Menümü sayıyorum Kadir Bey. Tam ekranda, tam karşı kamerada. Tam ekranda sayıyorum. Şimdi Karadeniz'e geldiğiniz için tam size bir Karadeniz menüsü hazırladım. Şimdi ilk başlangıç olarak karalahana çorbası yapacağız olmazsa size. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız. Ara sıcakta. Tavada mısır ekmeği yapacağım. Yanında olmazsa olmaz muhlama yapacağım ve turşu kavuracağım ara sıcakta. Üçünü de ara sıcağı yapacaksın. Üçünü de ara sıcağı yapacağım. Kız o bizi kesmez mi maşallah? Yok, çok tek az yiyorlar zaten. Tamam. Tadımlı.
Ana yemek olarak da güveçte kuru fasulye yapacağım. Yanında da etli kaplama pilav yapacağım. Bizim Lazların yöresine ait bir pilav. Lazlar yapıyor. Ben de burada gelince öğrendim kayınvalidemle. Yalnız masada bir tane hakiki Laz var ha. Biliyorsun onu. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi farklı oluyor işte. Pilava nasıl dedin? Etli kaplama pilav diye geçiyor. Kuru fasulye yanında etli kaplama pilav. Kuru fasulyenin yanında. Kuru fasulyeyi etli yapmayacağım. Bizim tamam. Yöresel fasulyemiz var. Böyle et gibi kalın kalın. Ondan yapacağım. Tamam. Bayağı geniş bir fasulye. Sizin fasulyeniz güzel, yani lezzetli oluyor. Dediğim etli kaplama pilav, en sonunda büzme baklava açacağım. Dondurma eşliğinde büzme baklavamız el var. Açması. El açması. Mısır ekmeğini değil de yapacaksın. Mısır kendin yapacaksın. Peki mıhlamayı nasıl şimdi? Süre zarfının içinde mi pişireceksin? Evet, söylediler. Haberim var ama dediğim gibi ayarlayacağız Kadir Bey. Sıkıntı yok. Yani onun yağını mağını kusturmak, sonra ısıtınca aynı şey olur mu? Yani riskli hemen, bir şey seçmiş. Evet, yani hemen dökmeyeceğim. İkisi de hazır olacak. Şeyin de hazır. Mısır ununu da kavurup bırakacağım. Peynirini falan koyacağım. Muhallebisi gibi hazırlık bırakacağım. Yağını da yakacağım, bırakacağım. Isıtıp sonra birleştireceğim. Onu da göz önünde bulundururlar inşallah. Yani. Yalnız menü zor. Menü zor, hakkında hayırlısı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Haftanın ilk günü Karadeniz temsil ediyorsun. Evet, Karadeniz. Bugün çok güzel bir gün. Daha henüz gözleri açılmamışken, evet, o kadar da hırslı değilken, evet, bugün güzel puanlar, evet, alırsın i̇nşallah, bence inşallah. İnşallah Kadir Bey. Peki. Evet. Hadi. O zaman gidelim mi? Gidelim. Hadi buyurun, gidelim. Kadir Bey. Çay elinden öteye gidelim yali yali. Gidelim yali yali. Gidelim yali. Hadi bekleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.